Şu anda hem bölgemizde hem ülkemizde bir de dünya genelinde küresel bir ısınma söz konusu olup yağış miktarlarında bir dengesizlik söz konusudur. Avrupa'nın İspanya, İtalya'nın ve Türkiye'ye kadar olan bölgede bir Akdeniz çanağı dediğimiz yerde bir kuraklık söz konusudur. Son 3-4 yıldır kendisini iyice hissettirmektedir. Bu hem bölgedeki yaz sıcaklıklarında hem de kışın işte yağış miktarlarına olumsuz yönde etki yapmaktadır. Tabii şimdi özellikle geçen sene değil de bir önceki sene de biz bir kuraklık yaşadık. Tarımsal üretimde ciddi bir rekolte düşüşü oldu. Bu sene de yine Ekim döneminden bu yana yani Ekim ayıyla Aralık ayından günümüze kadar yani Mart ayının bugüne kadar istediğimiz yağışı alamadık. Tabii bu su kaynaklarımızı da olumsuz yönde etkilemektedir. Esasında su kaynaklarımızın beslenmesi de çok önemlidir bu anlamda. Ancak şu anda en acil bir şekilde bizi olumsuz etkileyen ve beklentimizi olumsuz yönde karşılayan tarımsal kuraklığın yetersiz yağış alması. Bir kuraklık var mıdır? Evet, şu anda kendisini hissettiriyor. Bölgemizdeki yeraltı su kaynakları, barajlarımız, göletlerimiz de yine daha az yağış almış. Doluluk oranları %50'ye, %60'a varan bir azalma söz konusudur. Bu tabii bizim sulama yapacağımız alanlarda bir de yeraltı su kaynaklarımızda ciddi bir gerileme sebep olacaktır. Şu anda acil bir yağışa ihtiyacımız var tarımsal üretim açısından. Çiftçilerimiz şimdi bu dönem itibariyle yağış bekliyorlar. Tabii ki yağış olmaması durumunda ciddi bir rekolte düşüşü ve ciddi bir sıkıntı devamında ciddi bir gıda sıkıntısı yaşayacağız. Yani umuyoruz ki böyle bir sıkıntımız olmasın. Tabii eğer dediğimiz şekilde bir yağış gelmezse, umarız ki gelir. Yetkililerin tabii bunun önlemini alması lazım. Bunun önlemini nasıl alır? İşte yeterli bizim stratejik önemli olan ve insan temel gıdasını oluşturan buğday gibi ürünlerin, işte yem bitkisini oluşturan arpa ve buna benzer bitkilerin tedarikini şimdiden sağlamaları, önümüzdeki günlerde bunlarda sıkıntı yaşamamamız için, eksikliğini yaşamamız için yetkililerin buna göre bir tedbir alması gerekiyor.